Editörden hoş geldiniz. Yine önemli konu ve konuklarımız olacak. Neler konuşacağız bugün? Editörden de hemen şöyle bir bakalım. Kademeli normalleşme başladı. Her şey güzel. Haberlerini de yapıyoruz. İnsanlar artık kafelere, restoranlara gidebiliyorlar. Ama bu mekanlarda ne kadar kalmaları gerekiyor? En önemli konulardan biri bu. Ve diyelim ki restorana gittiniz ya da bir kafeye gittiniz. Nasıl davranmanız gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hepsini önemli bir isimle enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Songül Özel'le konuşacağız. Dakikalar sonra kendisi bizleri bekliyor. Bir başka konu evcil hayvanlara ilişkin. Biliyorsunuz hayvan hakları yasası çok konuşuluyor gündemde ama öncesinde yeni bir adım var. O da şu. Evcil hayvanlara pasaport ve çip geliyor efendim. Bunun detaylarında neler olacak? Onu da Türk Veteriner Hekimleri Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu'yla konuşacağız. Ankara stüdyomuzda olacak Sayın Aşkaroğlu. Biraz sonra ona da döneceğiz. Ve bir başka konu son günlerde konuşuluyor. Uzmanların uyarıları var. Afrika üzerinden radyoaktif kalıntı taşıyan toz bulutu Türkiye'yi tehdit ediyor. Eğer Türkiye'ye gelirse bu toz bulutu ne gibi riskler içerecek? İnsanlar ne yapmalı? Kendilerini nasıl korumalı? Bunun detaylarını da Diyarbakır'dan Şeymuz Çakan uzman konuyla birlikte bizlerle paylaşacak diyelim. İlk konumuz dediğimiz gibi kademeli normalleşme. Kademeli normalleşmeyle birlikte restoran ve kafelerde açıldı. Yeniden hizmet veriyorlar. Aklımızda da birçok konu var. Diyelim ki gittik bir kafeye ya da restorana. Ne kadar o mekanda vakit geçirmemiz bizim için doğru olanı, bunları soracağız. Daha da fazlası var. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Songül Özer bizleri bekliyor. Yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Özer. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi insanlar ilk günde haberleri yaptık, gördük hani kimisi gerçekten yemek yemek için gidiyor ama eşimi dostumu özlemiştim, şöyle bir kafede vakit geçirelim, sohbet edelim diyenler de var haliyle. Peki mekanlarda doğru olan ne? Ne kadar vakit geçirmemiz lazım? İşte bu en tehlikeli dönem. Gerçekten dediğiniz gibi sadece yemek yemek ya da bir şeyler içmek için restorana gitmek lazım bu dönemde. Çünkü pandemi geçmedi ve maalesef hatta bazı illerde daha da yüksek seviyelere, vaka sayılarında artışlara da devam ediyor. O yüzden dikkati elden bırakmamak lazım. Sosyalleşmek anlamında restoranları, kafeleri tercih etmememiz gerekiyor. Şöyle özetleyebilirim bu süreyi size. Yarım saat 45 dakikayı geçirmemek lazım. Gerçekten bir mekana gittiğimizde, yemek siparişi verdiğimizde onun hazırlanması zaten ortalama 15-20 dakika. İşte biz de 15-20 dakikada yemeğimizi yiyip ondan sonra da derhal o alanı terk etmemiz gerekiyor. Doğru olan bu. Eşimizle dostumuzla sohbet etmek için şu anda bu mekanları henüz tercih etmemeliyiz. Daha çok erken. Şöyle bir gözlemimiz var. Muhtemelen siz de bunu görüyorsunuz hocam, fark ediyorsunuz. Yemek için haliyle maskemizi çıkarmamız gerekiyor ama yemek bittikten sonra o maskeler tekrar geri takılmıyor. Ben en azından bunu çok sık gördüm, gözlemledim. Bunun için ne söylersiniz? Şimdi dediğiniz çok doğru. Onu maalesef ben de gözlemliyorum. Maske masaya oturulduğu anda çıkarılıyor. Yemek olması, masaya gelmesi beklenen süre içerisinde maskeler hiç yok. Yemek geliyor, yemekler yeniyor. Ta o masayı terk edene kadar dediğiniz gibi maske takılmıyor. Hayır. Doğrusu bu değil. Doğrusu şu. Maskemizle birlikte doğru takılmış, benim gibi hem ağzınızı hem burnunuzu kapatacak şekilde takılmış olan maskeyle masaya oturacaksınız. Yemek gelene kadar bu maskeler çıkmayacak. Yemek geldiği anda, işte o 15-20 dakikalık süreyle kastım, tam da yemeği yerken. Ancak o zaman maskeyi çıkarmamız lazım ve yemeğimiz bittikten sonra da derhal maskeyi tekrar takmamız gerekiyor hesap gelene kadar. Evet. Mesafe konusu önemli. Şimdi diyoruz ya hani maske, hijyen ve mesafe. Bu mekanlarda, kafelerde, restoranlarda doğru olanı, ideal olanı ne? Şimdi bunu tabii ki buradaki görev mekan sahibine düşüyor. Daha hazırlarken en başta, yani ortamın düzenini ayarlarken bütün masaları iki masa arasında 2 metre olacak şekilde bir düzenleme yapması gerekiyor. Çünkü tehlikeli olan, kapalı mekanlardaki riskin yüksek olduğunu biliyoruz. Tehlikeli olan anda, yani maskelerin çıkarılıp da yemeklerin yendiği anda kişilerin birinci koruma kalkanını ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani maskeyi ortadan kaldırmış oluyoruz. O yüzden ikinci koruma kalkanına ihtiyacımız var. O da mesafe. O yüzden
kişiler arasında yaklaşık 1,5 ama biz 2 metreyi ısrarla söylüyoruz. 2 metrelik bir mesafe olduğu takdirde taşıyıcı olanlar, asemptomatik geçirenler mekana gittiğinde birbirlerine bulaştırma ihtimalleri çok aza iner. Tabii yemek yenmeden önce, mekana gidildiği anda, daha kapıdan girildiğinde ellerin yıkanması gerektiğini ve yemek işlemi bittikten sonra mekandan çıkarken ellerini yeniden yıkanması gerektiğini sanırım artık söylememe gerek yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Aynen öyle. Bir konu daha var. Şimdi hani bu normal zamanda da oluyordu. Yani ben bunu görüyordum. Restoranlara gittiği zaman insanlar işte çatal, bıçak, kaşık tekrar peçeteyle silenler ya da kolonyalı mendil kullananlar oluyordu ama bununla ilgili net bir şey söyleyebiliyor muyuz? Yani çataldan, bıçaktan, tabaktan koronavirüsün bizlere bulaşması acaba söz konusu olabilir mi ya da bu ne kadar doğru bu hareket? Şimdi bu hareketleri ben bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çok gereksiz buluyorum. Çünkü daha önce de hep söyledik, diğer katıldığımız toplantılarda ve konuşmalarda da hep söylemeye çalıştığım gibi. Evet, elbette koronavirüsün tabii ki cansız eşyalardan, çatal, kaşık, bıçak ve diğer yüzeylerden bulaşma ihtimali yok mu? Var. Ama bu o kadar düşük bir ihtimal ki sizi hasta etmeye yetecek oranda virüs yok bu yüzeylerde. O yüzden zaten eğer bir yere gittiğinizde, bir restorana, kafeteryaya gittiğinizde şöyle bir baktığınızda masanız, bardağınız, işte sunum tabağınız, çatalınız kirliyse zaten o mekanda başka sağlık problemleri de var demektir. Yani mutfağına da bir göz atmak lazım o mekanın. Emin olun mutfağında da her şey yolunda değildir. Yani sizin sildiğiniz peçeteyle o şey geçmiyor yani. Eğer pisse pistir yani. Kesinlikle. Zaten oradan gidin. Yani hiç yemeyin, direkt uzaklaşın diyorsun. Evet, ama yok eğer siz bir kere de ben sileyim temiz ama bir kere de ben sileyim, bir kere de ben temizleyeyim aman işte Covid bana geçmesin diye düşünüyorsanız hiç bunu yapmanıza gerek yok. Zaten o çamaşır makinesi bulaşık makinesinde yıkanmıştır, örtüler çamaşır makinesinde yıkanmıştır. Onların gözle görülür kirliliği yoksa size o yüzeylerden koronavirüs geçme ihtimali çok 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 düşük, bunu göz ardı edebilirsiniz. Bir de tabii lavabolarda, tuvalet kullanımında da çok hassas oluyor insanlar. İşte peçeteyle kapıların açılması, örneğin kapı kollarının tutulması. Bu ne kadar doğru? Bir de hani tamamen bu kadar kendimizi acaba hani mikroplardan uzak tutmaya çalışmak da başka sıkıntılar yaratabilir mi acaba bizim için? Şimdi tabii ben özellikle bir psikiyatri hastanesinde çalışan enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak bunu söylemek istiyorum ki bu çok tehlikeli bu cümleler. Yani mikroorganizmalardan korunayım derken hepimiz obsesif kompulsif de olmayalım. Yani psikiyatrik problemler de başlamasın. Hani bu kadar da değil. Onun da bir sınırı var. Şimdi elbette elimizi güzel yıkadıktan sonra tuvaletlerde özellikle kapı kolları en kolay bulaş olan yerlerdir. Biz neyi öneriyoruz enfeksiyoncu olarak? Elinizi yıkadıktan sonra dirseğinizle ya da omuzunuzla kapıyı açıp çıkmanızı öneriyoruz. Kapılar dışa doğru açılabilirse eğer. Ama bir peçete evet çok abartmamak şartıyla kullanılabilir belki ama daha önce de söylediğim gibi yüzeylerden size bulaşacak olan virüsle sizin evet, hasta olma ihtimaliniz yok, son derece düşük. Asıl burada önemli olan solunum sekresyonlarıyla size geçecek olan virüstür. Evet. Buna dikkat edin. Elinizi elbette sadece koronavirüs için değil, diğer bütün mikroorganizmalardan korunmak için yıkamanız gerekiyor. Mesafe, maske kuralına uyduğumuz takdirde hakikaten koronavirüsten korunuyoruz. Bu artık ispatlanmış bir gerçek. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Songül Özer efendim çok teşekkür ederiz editörden katkılarınız için. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Önemli bir konuydu. Hazır kademeli normalleşme başlamışken biz de işin uzmanından önemli tüyolar almış olduk bu sayede. Şimdi bir başka önemli konuya geçeceğiz. Hepimizin konuştuğu, sıklıkla haber yaptığımız hayvan hakları yasası konuşuluyor gündemde, eli kulağında. Ama hemen öncesinde bir başka